Merhabalar. Bu videoda Trading Wave üzerinden nasıl trend çizgisi çekeceğiz otomatik olarak bunu göreceğiz. Trend çizgisi nasıl çekilir videosu değil yani bu. En azından grafiklere teker teker girdiğimizde uğraşmadan otomatik trendleri görürüz. Burada yanlışlıklar, hatalar olmuş olabilir. Buradaki algoritma, fikir yanlış olabilir. Bu düzeltmeye açık, geliştirmeye de açık. O yüzden kodlarını açık bir şekilde gösteriyorum şu an. Üyelik tipimden dolayı şu an göstergenin kodlarını direkt gösterge içerisinde açılabilir şekilde paylaşamıyorum. Ama kısa süre içerisinde göstergeye eklediğinizde kodları da düzenleyebilir hale geleceksiniz. Şimdi bunu nasıl ben kullanabilirim? Göstergenin sayfasına geldim. Favori göstergeleri ekledim. Burayı bir kere yeniliyorum. Göstergeler, favoriler. Buraya Trendline Only Fibonacci olarak düştü. Şimdi burada gördüğünüz gibi Fan grafiğindeyim. Fanfare coin'in grafiğindeyim. Burada bana bir tane düşüş trendi, bir tane de yükseliş trendi çizgisi çekti. Ben burada tabii ki de bakıyorum. Zaten düşüş trendinin daha hakim olduğunu görüyorum piyasaya. O yüzden buradaki yükseliş trendini umursamıyorum. Bu tamam çekiyor. Evet, iki dip arasında çekiyor. Doğru. Okey. Ama burada asıl umursamanız gereken daha uzaktan gelen, yani daha geçmişten gelen daha makbuldür haliyle. Buradaki değerleri değiştirerek, mesela örnek veriyorum, 100 yaptım, daha geriden çekti. İşte bunu sallıyorum, 8 yaptım, biraz daha yukarı attı gibisinden değişiklikler yapabilirsiniz. Teker teker coinlerde deneyip kendinize sonuçlar alabilirsiniz. Mesela burada doğru düzgün bir düşüş trendi olmadığı için buradan çekemedi. Bunu kalkıp 3 saatlik yaptığımda daha farklı sonuçlar alıp 1 saatlik yaptığınızda daha farklı sonuçlar alabilirsiniz. Buradaki çizgiler tamamen sizin verdiğiniz değerler ile alakalı. Bunu ben 70 yaptığımda da bu sefer de buradan çekecek. Örnek veriyorum, Ethereum'a girelim. Ethereum'da da bunu 100 yaptım. Bunu da standart değer olarak 6 yaptım. Gördüğünüz gibi bir düşüş trendini, bir de yükseliş trendini çekti. Yani bunlar tamamen doğru, tamamen çalışacak diye bir şey değil. En azından tepeler arasındaki durumları görmek, dipler arasındaki durumları görmek için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Video bu kadar. Bunu eklemesini de gösterdim. Artık tekrar favoriler kısmına girip oradan ekleyebilirsiniz. Bir kere buradan favori göstergeleri eklemeniz yeterli. Bir de Bitcoin'e bakalım son olarak. Bitcoin'i de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çekmiş. Grafiğim biraz kötü, kusura bakmayın. Burada bunu 2 saatlik yaptığımda daha arkadan çekiyor. 30 dakikalık yaptığımda daha yakın mesafeden çekiyor. Gördüğünüz gibi buralara kadar gitmiyor. Bu mesafeyi arttırmanızla alakalı sizin bu durum. Mesafeyi ne kadar arttırırsanız o kadar geriden çeker ama şaşırma ihtimali de o kadar artar. Bunları tabi deneye deneye artık hepimizin bulabileceği şey. Umarım faydalı olmuştur. TradingView üzerinden beni takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımı orada yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.